Haftanın son işlem gününe hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Türkiye'nin ekonomi ekranlarında piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Ve her hafta Cuma olduğu gibi yine iki değerli konuğumla Paratoner'de sizlere fiyatları ve piyasaları yorumlamaya çalışacağız. Öncesinde konuklarımızı hatırlayalım. Her Cuma olduğu gibi altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikte olacak. Mehmet hocamızdan sonra da saat 10.40'da Yalın Alpay siyaset bilimci ve yazarla birlikte rasyonel talebi bozan etkiler, snop etkisi, gösteriş etkisi ve süre etkisi gibi iktisattaki önemli konuları masaya yatıracağız. Neleri konuşacağız? Öncesinde konu başlıklarımızı bir hatırlamış olalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilerin ötesinde faiz indirdi ve tahviller de böyle bir senaryoda, böyle bir ortamda son 20 ayın en düşük seviyesini gördü ve faizlerde geri çekilme devam ediyor. Peki bu banka faizlerine yansır mı? Hangi yatırım araçları ön plana çıkar? Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamızla konuşacağız. Donald Trump aslında önemli bir açıklama yaptı. Fed eğer faiz indirmezse görevini ihmal etmiş olur. Yani Türkçesi Fed'in faiz indirmesi gerektiğini bir kez daha söylemiş oldu Başkan Trump. Draghi'den açıklamalar vardı dün. Son kez Frankfurt'ta basın mensuplarının önüne geçti ve karşısında yaptığı açıklamalarda aşağı yönlü risklerin devam ettiğini hatırlattı ve görevinden sonra ne yapacağına dair de bazı gazeteciler soru yönelttiği zaman da Draghi kendisinin bu konu hakkında bir fikri olmadığını ve karısına sormaları gerektiğini söyledi. Aslında bu plan ve programın artık bundan sonraki süreçte eşine ait olduğunu da mizansel bir dille anlattı diyelim efendim. Ve böyle bir ortamda hangi yatırım araçları ön plana çıkar? Mehmet hocamızla birlikte konuşacağız. Rakamlara bakalım. Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık beklentilerin ötesinde bir faiz indiriminden sonra borsada 102.16 yani bir önceki güne göre 102 puanlık bir artış var. Borsa yukarıda hafif primli başladı. Arkamdaki yeşil tabloyla başladığını söyleyebiliriz. Dolar tarafındaysa baktığımızda 5.76.82'lerdeyiz. Şu anda %0.12'lik bir yükseliş var. Merkez Bankası'nın beklentilerin ötesinde faiz indirimi Türk lirasında bir miktar değer kaybına yol açtı ama devam eder mi? Önemli. Bunu da konuşacağımızı söyleyelim. Dolar Türk lirasından sonra da yeni grafiğimiz Euro dolar Mario Draghi'den sonra 1.11'li seviyelere kadar gevşedi. Şu anda %0.02 ile yukarıda ama nette grafikte de gördüğünüz gibi bir düşüş trendi var Euro dolar paritesinde ve buradan da ons cephesine geçelim. Altın tarafındaysa yukarı yönde hareketler başladı. 1.505 dolar seviyesindeyiz. Bugün %0.15 yükselişte. Peki bu dolar yükselirken, ons altın yükselirken gram altın ne olur? Cevabı ekranda 279 lira 26 kuruştan şu anda işlem gördüğünü söyleyelim ve Paratoner'e Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamızla devam edelim. Haftanın son işlem günü Paratoner programı altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Murat'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Yine önemli bir cuma günü. Merkez Bankası kararlarını geride bırakmış olduk. Mario Draghi görevi bırakmaya hazırlanıyor. Hemen ben konuya giriş yapmak istiyorum. Buyurun. Bizim Merkez Bankası'yla şaşırdınız mı? Evet, bütün piyasa şaşırdı. Çünkü daha bir hafta öncesinde İki gelişmeler dikkate alındığında belki de pas geçecek yorumları vardı. Böyle beklentiler vardı ama Soçi'de yapılan Rusya ile anlaşma sonrasında piyasalardaki iyimserliğin de bu faiz indiriminde etkili olduğunu biliyoruz. Buna rağmen faiz toplantısı öncesinde de işte bu toplantıda da 100 bas puan indirebilir. Hatta biraz olumsuz düşünenler 150 bas puan, daha doğrusu daha iyimser düşünenler 150 bas puan indirebilir derken 250 bas puan tabii piyasaları şaşırttı. Ama gerekçeler olarak da
250 bas puan indirilmesinin de çok yanlış olmadığı anlaşıldı. Zira hem dış piyasalardaki ekonomik görünümlerin biraz sakinleşmesi veyahut da ihracat tarafında dünyada bir durağanlık olması, diğer taraftan diğer ülkelerde de faiz indirimlerinin devam ediyor olması Merkez Bankası'nın elini biraz daha rahatlatmış çok durumda. Çok avantajlı bir parkurdayız değil mi? Evet. Hani uzun bir maraton olur ya, en sevdiğimiz parkura girdiğimiz sprint yaparız, bir hız artırırız. Evet. Onun gibi oldu sanırım. Evet ve 3 defa yapılan bu faiz indirimlerinde 1000 bas puanlık bir faiz indirimi yapılmış oldu ki ve bundan sonraki süreçte de eğer enflasyonda aşağı yönlü seyir devam ederse belki Aralık toplantısında da tabii o bazı gerekçelere bağlı bir 100 bas puan daha indirim söz konusu olabilir gibi görünüyor. Orada da işte bu ayın sonunda açıklanacak Merkez Bankası enflasyon raporunda ortaya çıkacak. Orada Merkez Bankası'nın enflasyona dair beklentilerini çok net okuyacağız değil mi hocam? Orada okuyacağız. Böyle %12 gibi bir enflasyon beklentisi sene sonu itibariyle olursa o zaman belki bir 100 bas puan daha indirilebilir. Biliyorsunuz şimdi %14'lere geldi. Evet. Gecelik haftalık repo faizleri 16,5'tan 14'e geldi. Bu da piyasalarda bir iyimserlik oluşturdu. Bunun yansımalarını zaten borsada gördük. Dövizde çok fazla bir hareketlilik olmadı ama gün sonuna doğru hafif bir toparlanma da oldu. Onun da doların dış piyasalarda bir miktar değerlenmesinden kaynaklandı. Tabii. Ben bugün de dövizde çok fazla bir şey olmayacağı kanaatindeyim. Gerekçesi ise özellikle uzun bayram tatiline giriyoruz. Cumhuriyet Bayramı tatiline giriyoruz. Ve bu tatili repoda değerlendirmek isteyen yatırımcılar olabilir. Bunların satışları, TL dönüşleri dövizi bir miktar sakinleştirebilir veya hafif aşağı yönlü seyir izlemesine neden olabilir. Ama tatil dönüşünde ay sonu olması nedeniyle pozisyonların kapatılması sürecinde tekrar 5.79, 5.80, 5.81 seviyeleri dolar TL'de görebileceğimiz rakamlar olarak görünüyor. Dolayısıyla bugün piyasalarda dün yine Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaların da etkisiyle bir miktar iyimserliğin devam edeceğini düşünüyorum. Evet hocam, şimdi tabii gözüm bir taraftan da kurda. Grafikte baktığımız zaman aslında Borsa İstanbul ve kur tarafında borsada yukarı yönde bir hareket var ama dolar Türk lirasında 5.76'lı seviyelerde dengelenmişe benziyor. Ne dersiniz? Yani Merkez Bankası kararı sonrasında şunu görmüş olduk. Toplamda 1000 puan oldu değil mi hocam bu faiz indirimleri? Evet. Hani koyduğumuzda dolar Türk lirası yatayda devam ediyor. Evet. Grafikte faizi üste koyduğumuzda. Evet. Demek ki o kadar da çok hani faiz çok indiği zaman beklentilerden fazla kurda patlamıyor. Yani dolar da çok yukarı gitmiyor. Hep böyle analizler okumuştuk biz çünkü. Evet, çünkü şundan patlamıyor. Bir kere turizm gelirlerinin beklenenden yüksek olmasının etkisi var. Ve yaz aylarında döviz girdisinin daha fazla olduğunu ama kış aylarında özellikle geçtiğimiz yıllarda da baktığımız zaman takvime Ocak, Şubat, Mart ayları Türkiye'de döviz girdisinin en düşük olduğu dönemler oluyor. O dönemde de dövizlerde hafif yukarı yönlü seyir oluyor. Şimdi bundan sonra da Kasım ayı itibariyle bu istikrarlı seyrin devam etmesi söz konusu olabilir ama ben bir miktar dolar TL'nin hafif yükseliş içinde olacağını düşünüyorum. Nereye zaten gidiyor hocam? Zaten şu anda 5.75-5.85 bandındayız. İşte 5.75 5.76-50 şu anda ekranda görünen rakam. Dolayısıyla 5.75'in aşağısına gelmesi halinde bugün mesela 5.72 seviyedir belki görülebilir. Ama onun aşağısında dolar dış piyasalarda değer kaybederse o zaman 5.67'yi görebiliriz. Ama 5.75'in üzerinde kaldığı sürece işte 5.79, 5.82 ve 5.85 seviyeleri görülebilir. Gerekçesi ise şu: Kasım ayı ortalarına doğru yabancıların yerel para birimi cinsinden yatırımlarından çıkıp senelik bir bilanço yapmak için, bunu geçen haftaki toplantı yorumda da söylemiştim, yayında da söylemiştim. O noktada bir miktar yukarı yönlü seyirler görülebilir ama bu da çok yadırganacak bir şey değil. Biliyorsunuz sene içinde işte dolar sene sonunda 10 lira olur diye sosyal medyada böyle abuk subuk yorumlar da görmüştük. Dolayısıyla 6 veya 6.05 TL seviyeleri de kabul edilebilecek bir rakam gibi görünüyor. Ben sene sonu itibariyle buraya doğru bir yaklaşım olabilir diye düşünüyorum. Evet, bence bu anlamda belki hani SPK birçok şeye bakıyor ama
ekonomist nosyonuna sahip olan kişiler bunu sosyal medyada çok yapabiliyorlar. Yani hani evet. Ekrana da çıktığı halde bile, çünkü evet. Hani isim vermek istemiyorum evet. Ama gördüğüm kadarıyla bu nosyonda olup YouTube'da farklı yorumlar da yapılabiliyor. Hani bunu vatandaş yapabilir belki hani evet. Bakıldığı zaman ama hani bu kimlikte olup bu şekilde yorumlar belki kötü niyetli yorumları biraz belki önlemesi gerekir diye düşünüyorum hocam. Evet doğru. Orada amaç başka. Orada amaç daha çok izlenilirlik oluşturabilmek gibi. Bunun için yapılıyor. Yoksa içine girdiğiniz zaman, gerekçesine baktığınız zaman öyle olmasının mümkün olmadığını da kendileri de ifade ediyorlar zaten. Hı. Ama başlık olarak böyle atıldığında sadece başlığı okuyan insanların bundan çok tedirgin olduğunu ve ona göre pozisyon aldıkları da görülüyor. Dolayısıyla böyle bir şeyin sosyal medyada bence bir yorum kirliliği, bir haber kirliliği olarak bakmak daha doğru diye düşünüyorum. Evet, şimdi hocam tabii ki bir taraftan da gram altın fiyatları önemli. Şu anda 279 lira 35 kuruşa kadar geldi. Ons cephesine de birazdan, hatta isterseniz önce onsla başlayalım. Bugün bakıldığında önemli iki tane haber var hocam. Bir tanesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Aralık'ta bir erken seçim olması için parlamentoya bir kez daha teklif vereceğini açıkladı. Yani burada bir şeye götürmeye çalışıyor erken seçime. ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence de Trump yönetiminin Çin'le ticaret anlaşmasının tarımsal ürün alımını içeren birinci etap kısmını Şili'de imzalamak istediğini söyledi. Ama ons altın fiyatlarında bir 1505 dolar seviyesi üzerine bir yönelim görüyoruz hocam. Ne dersiniz onsla ilgili? Aslında bizim programımızın böyle cuma günü olması çok iyi. Çünkü bütün gün hafta boyunca gelişen olayların artık özetlenmesi gibi bir şey oluyor. Şimdi kesinlikle. Baktığımız zaman altının onsunun hafta boyunca 1500 dolar onsun altında seyrettiğini gözledik. Ama dün Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonrasında yapılan açıklamaların hala parasal genişlemeyi gerektiren açıklamalar olduğunu ve işte 1 Kasım itibariyle de 20 milyar euroluk tahvil geri alımı yapılacağı açıklaması bir miktar parasal genişlemenin hala mevcut olduğunu gösteren bir gelişme. Bu da tabii ki hem dolar yükselmiş olmasına rağmen altını biraz daha bu noktada desteklemiş oluyor. Ama bir de takvimsel olarak baktığımız zaman ayın 25'i ile işte sonu arasında büyük fonların açık pozisyon kapatma işlemleri de söz konusu olabiliyor oradaki yatırımcıların. Evet. Bunun desteğiyle 1505 dolar onsu bugün için gelmiş durumdayız. Ama hafta içinde işte 1488 dolar onsdan almış olanlar bu kısa vadeli 10-15 dolarlık fiyat farkını da muhakkak ceplerine koymak isteyebilirler ve gün içinde tekrar 1500 dolar onsun altına 1497-1492 dolar ons seviyelerini görebiliriz. Evet. Ama bir de şöyle bir şey var bir haftadan beri tespitlerim içinde. Özellikle bizim piyasamız iç piyasa saat 17.30 gibi kapanıyor serbest piyasa ve o noktadan sonra altının onsunun talebe göre yani iç talep varsa yüksek kapattığını, iç talep yoksa düşük kapattığını. Yani biz Türkiye piyasası kapandıktan sonra dış piyasalarda altının onsunun bir miktar gerilediğini görüyoruz. Hafta içinde böyleydi. Bugün hafta sonu ve haftanın son işlem günü olduğu için o biraz zor gibi görünüyor. Ve biraz da işte pozisyon kapatma işlemlerinin desteği de görünüyor. Ama bu arada Trump'ın biraz önce siz haberlerde de okuduğunuz gibi işte faiz indirmezse yani etmiş olur gibi lafla bir faiz indiriminin bir kez daha devam edeceği şeklindeki beklenti de yine parasal genişlemenin sürdüğü anlamına geldiğinden böyle bir hafif yükseliş olmuş olabilir. Bir de zaten altını bugüne kadar yani aşağı yukarı 6 aydan beri diyelim veyahut da 3 aydan beri altını destekleyen iki gerekçe var. Birisi Çin ile Amerika arasındaki ticaret görüşmeleri. Mesela biraz önce okuduğunuz tarımsal konuda anlaşma varıyoruz şeklindeki açıklama altını baskılayacak bir açıklama. Evet. Ama diğer taraftan da bir de Brexit meselesi var. Daha bu iki gelişmeyi daha çok ön planda tuttu altın yatırımcısı. Brexit konusunda belirsizlikler altını alım getirdi. Hı hı. Biraz da jeopolitik gelişmelerde alım getirmişti. Ya, şimdi arkamdaki tablo da hocam çok özür dilerim. PMI'ler var. Evet. Hepsinde işte bir
çok şeyi koyduk sizin arka fon olarak diyelim. Evet. Negatif veriler kusura bakmayın evet. ama evet. Euro bölgesi, Almanya, Fransa, Japonya, evet. Avustralya hepsinde imalat tarafında PMI'larda daralma tabii. işareti var. Bunlar tabii ki bir de faiz tarafına baktığınız zaman eksi faizlerin olduğu bir Avrupa görüyoruz. Dünkü açıklamalardan da öyleydi. Hı hı. Dolayısıyla faiz geliri olmayınca altın işte bu tür belirsizliklerde ön plana çıkabiliyor. Bugün altının 1503 dolara, 1505 dolara gelmesi de biraz da Brexit meselesinde Boris Johnson'ın işte erken seçim isteme talebinin de belki de evet. Fiyatlanmış olabileceğini ama ben gerekçe olarak ay sonu pozisyon kapatma işlemlerini biraz desteklediğini görüyorum. Peki ne olur 1505'in üzerinde ne olur? 1507, 1513 ve 1518 dolar on seviyelerini ancak görebiliriz. Hı hı. Ama aşağılarda da biraz önce belirttiğim gibi yine 1497, 1492 ve 1485 dolar onsu kısa vadede görülecek evet, destek seviyeler olarak görünüyor. Bayağı buralar bir dönüş seviyesi gibi duruyor. Gram altında hocam 279 lira 53 kuruşta. Evet. Tabii burada yükselen dolardan ve ons altından bir miktar destek evet. oldu. Yeniden 280 liralara geldik. Hep o dediğiniz yerlerden maliyetleniyor piyasa evet. ve dönüş seviyesi olarak geliyor. Ne dersiniz gram altına ilgili? Şimdi aslında iş talebin bundan önceki o Suriye sınırındaki Barış Pınarı harekatı sırasında bir miktar talep görmüştü belirsizlik nedeniyle. Ama dünkü açıklamalar ve faiz indiriminin getirdiği iyimserlikle beraber yatırımcıların biraz da yüksek fiyatlarda olduğunda seyretmeyi hatta ihtiyacı varsa satmayı yeğlediğini görüyoruz. Bir de satışların özellikle düşen enflasyonla düşen faiz oranlarıyla beraber özellikle konut sektöründeki alımların bir miktar artmış olması yine otomotiv sektöründe alımların gelmiş olması yatırımcıdan veyahut da elinde altın olanların bozdurduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bunun iç talepte bir miktar zayıflama olması. Türkiye zaten dünyada iyi bir oyuncu altın talebi açısından. Burada talep biraz azalırsa talep eksikliği belki fiyatın daha fazla yükselmesini engelleyebilir. Ama TL bazında baktığımız zaman dolar çarpanı tabii hep dikkat ettiğimiz bir gelişme. Dolayısıyla 280 doların 280 TL'nin üzerinde kaldığı sürece 282-285 TL'yi 280 TL'nin altında kaldığı sürece de 277-275 TL'yi kısa vadede görebileceğimiz rakamlar ama biraz daha aşağı giderse hem dolar bazında hem TL bazında altının orta ve uzun vadede alımı önerebiliriz. Evet. Çünkü hala dünyada bir içselleşmeye dönüş ve jeopolitik gerginliklerin zaman zaman nüksettiği bazı belirsizliklerin tedirginlik oluşturduğunu da biliyoruz. O bakımdan bu seviyelerden bence almak yerine bir miktar örneğin ay sonuna kadar yüksek seyrederse biraz beklemenin hatta 280 TL'nin üzerine geçtiğinde 285 bile olunca hafif satışların gelmesi olası gibi görünüyor. Evet hocam aslında 6 dakika gibi süremiz kaldı. Bir borsa, euro ve en son olarak da aslında CNBC'nin önemli bir analizi vardı. 2019 enteresan bir sene tahvillerin, altının, petrolün ve aynı zamanda endekslerin kazandırdığı bir sene olabilir yıl sonuna kadar. Evet. Böyle bir analiz de yapmışlardı. Şimdi borsa cephesine baktığım zaman da önemli. Çünkü borsa İstanbul tarafında yükselişler var ve bu yükselişler ne kadar devam eder diye soracağım. Merkez Bankası kararı Borsa İstanbul'u genel olarak yükseltir mi ki şu anda baktığım zaman da 100.534 puan seviyesi bir borsa hareketi var evet. hocam. Evet orada 102.000 seviyeleri Hı. önemli. Bundan önce de birkaç kez burayı test etti ve oradan geri döndü. Hatta biraz üstüne çıkmış olsa da orada çok kalamadı. Tabii hisse bazlı kazanımların olduğu gibi bilançosu iyi gelmeyen hisselerde de bir miktar satışların olduğunu da görüyoruz. Hı. Yabancı ilgisinin endeksi yukarı götürmesi söz konusu ama sene sonuna gelirken yabancının çok fazla şimdilik pozisyon alacağını çok fazla düşünemiyorum ben. Evet. Ama bu arada bilanço dönemine girdik biliyorsun iki gün önceden, iki günden beri bilançolar açıklanıyor. Dolayısıyla üçüncü çeyrek bilançoları veya üç çeyrek bilançoları iyi gelmiş olan hisselere doğru bir alım gelebilir diye düşünüyorum. Bu da endeksi 102.000 puan seviyelerine BIST 100 endeksini götürebilir. Tabii pozisyon alınabilir ama yine de dünya genelindeki gelişmelere bakıp işte sözümün başında da söylediğim gibi dünya ekonomisinde bir durağanlık söz konusu. Bu tabii ihracat tarafını da bir miktar
olumsuz etkileyebiliyor. Bunu değerlendirerek borçluluğu az olan, karlılığı iyi olan veyahut da uzun vadeli borcu olup da karşılığı olabilecek olan güzel hisseler var, güzel şirketler var. Buralardan orta ve uzun vadede pozisyon alınabilir. Dolar bazında baktığınız zaman bu sene hisse senetleri ve endeksler dolar bazında hakikaten en düşük seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla dolar yerine hisse senedi veyahut da doları satıp hisse senedi almak şu anda orta vadeli olarak bayağı da ucuz bir pozisyon gibi görünüyor. Evet, yani bekleyip göreceğiz. Bankacılık evet. tarafında özellikle bir toparlanma var. Evet. Son dönem işte bu faiz indirmenin fazla olması oraları önemli dereceye etkiliyor. Ama sanki daha çok hocam kamu bankaları bir miktar daha bundan pozitif etkilenmesi bekleniyor. Zaten biliyorsunuz faiz indiriminde kamu bankaları öncülük yapmıştı. Hatta konut sektörüyle ilgili biliyorsunuz 0.99 faiz oranlarıyla konut kredisi vermeye başlayınca diğer özel bankalarda buna ayak uydurmak zorunda kaldı. Tabii elinde tahvil olan, zaten bu haftanın ilk iki gününde tahvil ihaleleri de yapıldı biliyorsunuz, borçlanma ihaleleri. Elinde tahvil olan bankaların bu faiz düşüşünden karlılığa geçtiklerini de biliyoruz. O bakımdan faiz indirimi onların da karlılığında bir miktar olumlu yansıyabilir. Zaten bankaların asli görevi nedir? Tasarruf etmiş olan vatandaşın parasını toplamak ve bunu ihtiyacı olan sanayiciye veyahut da yatırımcıya bu şekilde satmak. Görevi bu. Dolayısıyla faizler yüksek olduğu zaman bu işlemler biraz daha zayıflamıştı. Hı hı. Şimdi faizler gerilerken bu kredileri satmak veyahut da bu topladıkları mevduatı gerekli yerlere, ihtiyaç olan yerlere satmak da daha da kolaylaşacak gibi görünüyor. Hocam şimdi editörümüz Gaye'den de rica etmiş olalım. Sabah evet. Gaye o CNBC'deki portföyleri bir getirmiş olalım. Şimdi o gelirken hocam ben de hemen girizgah yapayım size. Diyor ki S&P 500 %20'nin üzerinde kazandırdı biliyorsunuz. Evet. Ticaret savaşı ve Brexit ihtimalleri evet. var. İşte tahvil tarafında kabaca %10'a yaklaştı burada kazançlar. Hani faize getir arasında zaten size aktaracaksınız hocam. Şu an ekranda evet. Ve 2019 rakamlarına bakıldığı zaman evet. S&P 500 dönüşü, index returns yazıyor. Index dönüşünde evet. Hocam kabaca %20. 10 yıllık evet. tahvilleri turuncu renkte göstermişiz. Evet. Yeşille altın evet. ve maviyle de oil yani petrol fiyatları. Hepsi hocam yukarıda o evet. Çizginin üzerinde. Evet. Enteresan bir sene. Şimdi aslında petrol fiyatlarının çok yüksekte kalması özellikle jeopolitik gerginliklerden kaynaklandı. İşte İran'la ve Suudi Arabistan'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının gerilememesi için petrol üretimindeki sınırlamalar. Ama baktığınız zaman şu anda dünya ekonomisinde enerji tüketiminin üretimlerin düşmesi nedeniyle çok fazla olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatları üzerinde biraz da spekülatif işlemler de yapıldı. Geçtiğimiz günlerde gördük bunu. Evet. Ama tabii 60 dolarlara, 65 dolarlara gelmiş olan, hatta 68 dolara da gelmiş Brent petrolün tabii o kazanımını burada görüyoruz. Bundan kaynaklandığını görüyoruz. Diğer taraftan şimdi Amerikan ekonomisinin dışındaki hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinde çok fazla bir toparlanma yok. Dolayısıyla yatırımcının Amerikan hisse senetlerine, özellikle de teknoloji hisse senetlerine yatırım yapması çok doğal. O bakımdan orası biraz daha güvenli liman olması nedeniyle talep gördü ve onun için kazanım sağladı. Hatta işte 10 yıl tahvil faizleri de zaman zaman talep gördü güvenli liman olgusu nedeniyle. Bunun dışında işte Japon yeni, İsviçre frangı gibi para birimleri de ilgi gördü. Ama tabii bütün bunların yanında güvenli limanın ön plana çıkan ve 2 seneden beri de devam eden altın fiyatının da bu sene yine kazandırdığını hem evet. Ons bazında hem de TL bazında hocam, kazandırdığını görüyoruz. Evet, çifte kazan. Özellikle değil mi? TL bazında evet. daha çok kazandı. Yani aslında senenin başına baktığımızda bu sene altın dış piyasalarda yani dolar bazında çok kazandırmayacak, hatta kaybettirecek gibi bir görüntü evet. vardı. Ama faiz indirimlerinin başlaması haberiyle beraber bu terse döndü ve kazanıma döndü. Bizde de tabii başta dolar TL'den kaynaklanan yükselişin
ikinci yarıda dolar TL'nin zayıflamasıyla birlikte dolar onstan aldığı destekle yine bu sene %30-%35 civarında bir kazanım elde etti altın yatırımcısı. 2 senelik kazancının %70 olduğunu biliyoruz aşağı yukarı. Bu da ne faize ne tahvile hiçbirine hani denk gelmeyen ve onun çok üstünde kazandırmış olan, belki çok seçici olmak üzere hisse senedinde o seviyenin üzerine geçmiş olan birkaç tane hisse senedi olabilir ama onu tespit etmek çok zor. Vatandaşın daha çok takip ettiği işte döviz ve altın, dolayısıyla altında olanlar bu sene kazandı. Hocam son olarak şu Avrupa kısmını sona bıraktım, evet. Mario Draghi'nin kısmı. Tamam. Sizin onunla ilgili birçok kelam, laf söylemek istediğinizi biliyorum. Hani evet. 8 senedir hayatımızdaydı, hiç faiz artırmak nasip olmadı diyelim Mario Draghi'ye. Değil mi? Faiz artırmadı gibi evet. Tarihi dip seviyelere kadar çekti. İşte 8 senede tabii ki önemli görevler üstlenmiş oldu. İlk defa bir kadın başkan gelecek, Christine Lagarde, evet. Ki o da onun kadar güvercin olması bekleniyor. Ne yapacaksınız diye sordukları zaman da bana değil karıma sorun dediler. Yani emekli oluyorum artık dedi. Bu işleri ben bırakıyorum kardeşim dedi. Basın da sıkışıyor tabii. Magazin şeyi almak istiyorum. Hani işte Christine Lagarde toplantıya geldi. O konuştu mu diye sordu. Ama o dedi ki hani kesinlikle biz toplantımızı yaptık. O gözlemci olarak katıldı diye. Ne dersiniz? Nasıl bir Draghi vardı? Nasıl bir toplantı vardı? Euro-Dolar tarafında da bir aşağı bir eğilim görüyoruz hocam. Şimdi bu 8 senelik icraat dönemini değerlendirecek olursak gerçekten diğer merkez bankasına, önemli merkez bankası başkanlarına göre bence çok başarılı, çok istikrarlı bir yönetim gösterdi. Çünkü şimdi bir ülkenin merkez bankası olmak başka, 23-25 ülkenin merkez bankası başkanı olmak başka yani. O bakımdan orada karar almak oldukça zordu. Ama hani ekonomik krizden veyahut da ekonomik krizin etkilerinden şu anda Avrupa çıkabilmiş mi? Hayır, çıkamamış durumda. Bir de bunun üzerine bir İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması söz konusu. Bütün bu gelişmelere rağmen yine çok temkinli, zaman zaman piyasaları ünlü görebilecek açıklamalar yapan ve temkinli konuşan bir Draghi gördük ve 72 yaşında olmasına rağmen oldukça dinamik ve hakikaten çok iyi bir yönetim geçirdi bence. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bundan önceki dönemlerde de merkez bankaları bankası başkanları değiştiğinde piyasa, özellikle reel piyasa, para piyasaları o başkanı test eder. Biz bunda da görmüştük ama. Tabii bir yoklar. Yani yoklar. Elinse yapar. Nasıl yapar falan diye. Şimdi Christine Lagarde'a öyle bir şey olacağı kanaatinde değilim. Geldiği yer çünkü çok önemli. Hı hı. Dolayısıyla Avrupa ekonomisinde de şimdi bunu gerektirecek herhangi bir konu da yok. Zaten faizler yerlerde sürünüyor. Ondan sonra para birimlerinin çok yüksek olmadığını görüyoruz. 1.25'lerden evet. Gelmiş olan Euro-Dolar paritesinin şu anda son iki günden beri 1.11'lerin üzerinde seyrediyor. 1.11 hocam. Ha yani dolayısıyla Christine Lagarde çok iyi yönetilmiş bir merkez bankasını bence devralıyor. Onun birazcık rahatlığını yaşayacak diye düşünüyorum. Evet. Ve Draghi'ye de bu emekliliğinde sağlıklı mutlu günler diliyorum. Sağlıklı mutlu günler efendim. Emeklilik güzel bir şey. Belki de hocam bizim burada işte Alanya, Antalya'ya yerleşir deriz. Belki de siz tatil gittiğiniz zaman da karşılaşırsınız. İnşallah. Mario Draghi'yle Mehmet Ali Yıldırım Türk'ün tatil fotoğrafları da gelebilir. Hocam evet. Bu arada Yalın Alpay stüdyoda bekliyor. Biz onun süresinden yedik. Öyle mi? Evet, ha, Yalın Alpay'dan. Peki, özür dilerim. Yani yabancı değil. Mehmet Ali hocamıza herhalde bir şey söylemez diye. Hocamıza da teşekkür edelim. Paranteze devam edelim.